mısın? Çalma bana. Sana bir tercih hakkı sunmuştum Nare. Tamam, seni evleneceğim. Tamam, seni evleneceğim. Ya öyle mi? Neden sana tamam, inanmıyorum acaba? Evleneceksin. Tamam, akıl tamam. Seni evleneceğim. İnanma zaten. Bu defa olmaz. Alacakuş uçup duru. Efesine bakıp duru. Efem almış yatağını sırtından vurup duru. Etme be kavruk. Ben bu destanla nasıl baş ederim efem? Kuş uçmuş gitmiş. Benim atımda sen varsın. Baş edecek bir şey yok. Hayda! Ben de! Damat beni verdi ya ata. Hadi şimdi bu destanı da yazsınlar gari. Gediz ben bu arada. Memnun oldum. Nare bende. Nare. Muğla semalarında bir nare daha. Vay canına. Anlamadım. Ya şey, nare çok sık duyulan bir isim değil ya. Ya bizim oralarda da bir destan var. O destanın kahramanının adı da Nare. Sefer'in kızı Nare. Nasıl? Ya işte kız Sefer'in kızı. Oğlan gariban bir yarıcının oğlu. Rivayete göre kız ya denize düşmüş balık olmuş ya göğe uçmuş kuş olmuş. Nasıl yani? Kimse kıza ne olduğunu bilmiyor. Çok sevmişler birbirlerini. Çok hasretlik çekmişler. Sonunda kızı olana kaçmış. Ama tam muratlarına erecekleri gece kız ortadan kaybolmuş. Bir daha kızı ne gören ne de duyan olmuş. De yere çıktın öldürdün kızı ya. Ne oldu şimdi canım efsane? Sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa. Hı. Yaşarsa? Yaşarsa yalan olur. Sen Kerimoğlu Sancar Efeoğlu. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan. Tevfik kızı Menekşe Yılmaz'ı eş olarak kabul ediyor musun? Ben de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri birbirinize eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kerimoğlu, Kerim Efe'nin oğulları sadıçlarıyla zeybek oynayacak. Bu koca dağların sahibi kimdir? Erimiz. Yiğidi kimdir? Efemiz. Yiğit kime derler? Sözünün erine
Efesiyle can verene. Korkak kime derler? Sözünden dönüp aman dileyene. Sözünde durmayan bacının öz kızanı olsun mu? Olsun. Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı? Batsın. Doğru söylediğinize nasuh tövbesi olsun mu? Olsun. Haydi bu refüler. Arıcakuş. Nare bu nare. Sana kızını getirdim Sancar Efendi. Nişan yüzüğü olmaz mı? Yarısı sende kalır, yarısı da bende. Olmam. Öpüşmeyecek miyiz? Hani nişanlandık ya. Sevgilim kızım. Söz. Evlendiğimiz gün o dudaklarda nefes almaya başlayacağım. Ama bil ki son nefesime kadar. Tekel ayrılsınız. Başkasından peydahladığın kızı bana mı yamamaya geldin? O senin kızın. Ben sana bir kere kandım Sefil'in kızı. Tekrar olmaz. DNA testi yaptır. Hiçbir halt yaptırmıyorum. Al kızın, defol git buradan. Beni yarı yolda bıraktığın gibi. Kendi kızını da yarı yolda bırakmazsın değil mi Sancar Efe? Bak. Ben seni bırakmadım. Sen beni bıraktın. Evlenen ben değilim. Thank you.
Özellikle düğün günümü bekledin. Seni unutmamı hazmedemedin. Unuttum o Sancar Efe. Sen gir. Ne düğünü, ne karın, ne de bana olan nefretin umrumda. Ben sana kızını getirdim. Sus! Benim senden bir kızım yok. Benim bir kızım olacaksa beni odada bekleyen karımdan olacak. Anladın mı? Çocuklar. Sabahın körü ne bağırıyorsunuz ya? DNA testi istiyorum hemen. Ya kızı getir yoksa ben alırım. Bize 5 dakika müsaade eder misin? Kızımla konuşayım. Annene bir şey soracağım. Bekler misin? Bilir misin? Meleğe. Bizle ilgili ne anlattın? Ne biliyor? Bir zamanlar birbirimizi çok sevdik. Ama sonra sevgimiz bitti, ayrıldık dedim sadece. Bu kadar mı? Benle ilgili ileri geri konuşmadın yani. Konuştum. Ona dedim ki, baban seni çok sevecek. Çünkü senin baban dünyanın en güzel seven adamıdır dedim. Senin ayağına taş değse babanın yüreği kanar dedim. Ona güvenebilirsin. Seni asla bırakmaz. Üzmez. Sana inanır ve sahip çıkar dedim. Yani merak etme Sancar Efe. Ona gerçekleri değil, gerçek olmasını istediklerimi anlattım. Nasıl ya? Senden isteğim. Kızıma karşı beni yalancı çıkarma yeter. Bak sonra geri istiyorum dersen. Demeyeceğim. Gidiyorum işte. Sana veriyorum. Sefer'in kızı, sana bir şey diyeyim mi? Sen vermeseydin de, ben kızımı senin gibi birinin merhametine bırakmazdım. İyi, aferin sana. Hadi şimdi bize 5 dakika müsaade et de kızımla konuşayım. Anneciğim. 6 yaşından büyük çocukları almıyorlar. Birlikte kaçalım o zaman. Polisler bizi yakalana kadar beraber olalım. Şşş.
kaçmak yok. Sana bunu yapamam anneciğim. Evet, belki beni çok özleyeceksin. Ama sen burada güvende olacaksın. Burada bir hayatın olacak, bir yuvan olacak. Seni çok seven bir baban olacak. Ama sen olmayacaksın. Ben sensiz korkarım. Ama sen hani çok güçlü bir kızdın? Hani sen hiç korkmazdın? Korkmazsın. Korkarım. Çocuğum ben. Güçlü olmak istemiyorum ben. Nemli olmak istiyorum. Anneciğim. Anneciğim bak bana. Bana bak anneciğim. Şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle, tamam mı? Bana bir söz vermeni istiyorum. Hangi durumda olursan ol, istemediğin bir şeyle karşılaştığında hayır diyebilmelisin. Ne olursa olsun sesini çıkarmaktan sakın korkma. Sakın boyun eğme anneciğim. Tamam? Senin gibi mi? Benim gibi. Bizim gibi. Çünkü özgür olmak demek istediğin her şeyi yapmak değil, istemediğin hiçbir şeyi yapmamaktır. Tamam mı anneciğim? Şimdi bana söz verebilir misin? Tamam, tamam ağlama sen. Söz senin gibi olacağım. Vazgeçmeyeceğim. Söz. Söz senin gibi olacağım. Benim gibi? Senden ne gördüysem onu yapacağım. Çünkü ben annemin kızıyım. Ben de kızımın annesiyim. Hadi şimdi benim kızım olduğunu göster. Her şeye inat. Gülümseyerek dimdik gir o kapıdan. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben seni anne. Sancar Efe. Kızımıza iyi bak. Melek sana emanet. Hazırlayın. Gülsü'ye koş. Gülsü'ye benim odamı hazırla.
Kimse tek kelime etmesin. Yahya, bavulları al gel. Zehra, sen hemen de gel. Bir tek Zehra dedim. Ben hallederim gerisini. Zehra. Zehra, bu da Melek. Memnun oldum Melek. Merhaba. Ben de amcan Yahya. Beyler, biz bir pijama giyelim. Hadi bakalım, siz bize müsaade edin. Ana. Melek benim kızım. Bundan sonra burada yaşayacak. İtirazı olan varsa da ahanda kapı orada. Bu kız senin kızınsa benim de torunumdur bundan kelli. Elbet yeri Efeoğlu konağıdır. Kimse de buna itiraz edemez. Emme, anası olacak o kadın ne olacak Sancar? Kızını senin eşiğinden atlatıp kendi de yeniden kanca mı takacaksene? He Sancar? Kimsenin kimseye kanca falan taktığı yok. Kızını bana bıraktı, kendi defolup gitti. Bir daha da buraya ayak basmayacak. Benim kızımın bundan sonra anası manası yok. Ben varım. Seni Çanko. Senin kızın benim de kızım demiştim sana. Ben kızım yanına gidiyorum. Allah herkese rahatlık versin. Saatte hayır olmaz. Nare kızını mı almaya geldi acaba? Kızını değil, belasını alacak. Ne oluyor oğlum gece gece? Nare burada mı? Eve gelmedi de. Yok yok, dur. Ne işi var oğlum senin evinde? Niye gelsin lan sana? Lan hasretme adamı, burada mı değil mi? Yok. Avrupa'ya uçmuştur. Kızını bıraktı ya Özgür artık. Kızını bıraktı mı? Evet. Emanet etti. Kızını babasına emanet etti. Ne oluyor oğlum? Sancar, Nare kendini öldürecek. Ne diyorsun lan sen? Avrupa'ya falan kaçmadı. Buraya kızını babasına emanet edip intihar etmeye geldi. Sen nereden biliyorsun lan? Kaç zamandır görüşüyorsun onunla? Lan. Lan hasretme beni be. Aynı uçakta geldik. Ajandasını okudum, tamam mı? Sonra babası aradı. Kızım intihar edecek dedi. Ablam da senin DNA sonucunu bugün aldığını söyleyince ben de koştum geldim. Belki kızı getirmiştir diye. Şimdi kafayı çalıştır. Nerede olabilir? Alıcı kuşu mu araksın Sancar Efe? Yüreğine hançeri soktuğun yere bak. Uçma alacakuş. Bu sefer uçma.
Musa'ya bak Sancar'ım.